Şimdi bildiğiniz gibi dünyada ölüm sebeplerinin başında kalp hastalıkları geliyor. Birinci neden bu. Yaklaşık tüm ölümlerin %30-40 civarı tüm dünyada kalp damar hastalıkları ile ilgili. Bunların da yaklaşık 3'te 2'si direkt koroner kalp hastalığına bağlı ölümler. Kalan 3'te 1'i de inme dediğimiz stroke. Yani beyin damarlarının tıkanmasına bağlı ölümler. Ve bu her geçen gün artıyor. Yaklaşık günümüzde her yıl 17 milyon civarında insan koroner kalp hastalığı ve damar hastalıklarına bağlı yaşamını kaybediyor. İş yaşamı da burada Yörseat'la beraberiz, iş adamlarıyla birlikte. İş dünyası da oldukça stresli bir yaşama sahip. Aterosklerozda, damar sertliğinde de stres oldukça önemli bir risk faktörü. Bu nedenle bir araya geldik. Bu yaş grubunda başarılı iş adamları, bu yaş grubunda kalp damar hastalıklarına oldukça yakalanmaya eğilimli grupta. Ne yapmak lazım? Eğer yeterince bu hastalık için risk faktörü varsa bunları bilmek lazım, gerekli önlemleri almak lazım, düzenli kontroller. Bu düzenli kontrollerin sonucunda bir tedavi gerekiyorsa anjiyo, ilaç, balon stent, bypass ameliyatı gibi ya da diğer ameliyatlar bunların zamanında yapılması daha sonraki yaşamı hem kurtarıcı hem de yaşam kalitesini arttırıcı tedaviler. Bu amaçla buradayız.